Evet sevgili 8. sınıf arkadaşlar, hepinize selamlar. Artık birer LGS öğrencisi oldunuz ve bizler de bu LGS videosunda sizlere kitap okumak mı, paragraf çözmek mi? Bu iki aslına bakarsanız başlığı güzel bir şekilde ele aldığımız zaman okuduğumuzu anlamaya yönelik hareketleri ve onun bize gerektirdiklerini de hızlıca halletmiş oluruz. Ne demek istiyorum? LGS yılında artık gün geçtikçe biraz daha metinlerin, soruların, sözcüklerin uzadığı bir yılla karşılaşıyoruz. Öyle ki 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 derken LGS'deki toplam sözcük sayılarında artışlar görmekteyiz. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar, evet, sözcük sayılarının artması bizim biraz daha hızlanmamız gerektiği, okuduğumuzu biraz daha anlamaya yönelik hareketlerin kendini gerçekleştirmesi gerektiğiyle ilgili. Şimdi evet, okuduğumuzu anlamalıyız. Sözcük sayısı da artıyor. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız ama Milli Eğitim Bakanlığı her şeyden evvel bizleri zaten düzenli olarak okuyan, okuduğunu anlayan, onu yorumlayabilen öğrenciler olarak kabul ediyor. Ve bu yüzden 8. sınıfa kadar gelmiş. Hala düzenli olarak okumalar yapmamış öğrencilerimiz için 8. sınıf belli başlı noktalarda evet zor geçebiliyor. Özellikle yeni nesil soruları anlamaya, anlamlandırmaya yönelik hareketlerimiz bu noktada sekteye uğrayabiliyor. Ve böylece bırakın Türkçeyi, matematikteki ve fendeki bazı soruları da anlamaya, anlamlandırmaya yönelik maalesef dezavantajlar yaşayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, madem öyle, o zaman kitap okumak mı, paragraf çözmek mi sorusundan ziyade kitap okumanın bizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ele almış olduk. Şimdi sevgili arkadaşlar, kitap okumak her şeyden evvel bir ödev olarak görülmemeli. Kitap okumak gelecekteki bizi inşa edecek müthiş bir anahtar. Özellikle kitap okumanın yasaklandığı, kitap okumamanız için engellendiğiniz bazı ortamlar olsaydı belki gerçekten bize çok daha tatlı, çok daha anlamlı gelebilirdi bu eylemler. Ama günümüzde öyle ki herkes kitap okumaya teşvik ediyor. Herkes bazı şeyleri bize bu noktada tavsiye niteliğini belki biraz daha arttırdığı için bizim de ister istemez onu yapmayasımız da gelebiliyor olabilir ama ya inanın, evet, kitap okuyun falan diye böyle öğütler vermek istemiyorum başkalarının yaptığı gibi ama kitap okuyan insanların hayatlarının değiştiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Şu anda dünyanın en zengin insanlarının bile kendilerine özel vakitler ayırıp bu vakitlerde sadece kitap okuduklarını biliyoruz. Özellikle günümüzde telefon, tablet vesaire gibi bütün teknolojik cihazların bu denli yer etmesi, hayatımızda uyanık kaldığımız zamanların çok büyük bir kısmını işgal ediyor olması bizi bu becerilerden maalesef uzaklaştırdı. Bu yüzden sadece hoşlandığımız şeylerden başlıyor olsak bile evet, okumamız lazım. 8. sınıfta da bu önemli ama bunu unutmayalım ki bu LGS'nin çok daha ötesinde bir şey. Şimdi sevgili arkadaşlar, diğer yandan sorumuza şöyle hızlıca bir cevap vermiş olalım. Kitap okumak mı, paragraf çözmek mi? Kitap okumanın yeri apayrı dedik ama paragraf çözmenin de bize LGS yılında neler katacağı tabii ki yadsınamaz, inkar edilemez. Arkadaşlar, özellikle LGS'de derece yapan arkadaşlarım çok büyük bir kısmı henüz yaz aylarından itibaren ben düzenli olarak paragraf çözmeye başlamıştım hocam diye bize söylüyorlar ve biz de tabii ki kendi öğrencilerimize şimdiden itibaren paragrafları düzenli olarak çözdürüyoruz. Bu yüzden yaz sonuna kadar en az bir veya birkaç kitap olacak şekilde paragrafları gündeminize alın. Günde 20-30 tane paragraf çözecek şekilde programlarınıza bunu eklemeye gayret edin ve böylece sizin için LGS yılı kitap okumak mı, paragraf çözmek mi soru işaretlerinin yerine kitap okumanın bambaşka bir boyut olduğu ve hayatımızın her alanında olması gerektiği ama LGS hazırlığında destekleyen bir şey olduğu ve LGS hazırlığında da mutlaka ama mutlaka her gün düzenli olarak paragraf sorusu çözmemiz gerektiğini bilmemiz lazım ve iyi bir paragraf çözen olursak sadece Türkçe'de değil, sözelde ve sayısalda birçok derste o derslere ait soruları önemli bir şekilde anlayabileceğimizi bilmeniz gerekir. İyi bir paragraf çözücüsü isek. Evet sevgili arkadaşlar, siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı da aşağıya yazarsanız çok çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakınız. Görüşmek üzere.